Sevgili izleyicilerimiz, şu an Uşak Karahallı Çırandıras mevkiinde bir restoranın açılışındayız ve Karahallı meclis üyemiz Durmuş Bey'le beraberiz. Evet Durmuş Bey, önce de yağmurlu bir bereketli bir akşamda açılışımızı gerçekleştirdik. Neler söyleyeceksiniz? Karahallı bölgemizde açılan ilk sosyal tesis burası. İnşallah işletmecimize hayırlı uğurlu olur. Tabii Türkiye'nin cennet mekanlarından birisi Çırandıras bölgemiz. Bunun yanında piknik alanında bir sosyal tesisimizde inşallah yakında ihaleye çıkarak bölge sosyal anlamda daha da gelişmiş olacaktır. Peki hazır Karahallı demişken Karahallı'daki il özelliğinin çalışmaları nasıl devam ediyor? Şöyle gördüğümüz kadarıyla yollarla alakalı herhangi bir sıkıntı kalmadı. Yine kuyularla alakalı bazı köylerin sıkıntıları vardı, onlar çözüldü. Neler yapılıyor Karahallı'da? Valla Karahallı'da biz göreve geldiğimiz günden bu tarafa köylerimizde artık sıfır sorun diye yola çıkmıştık. İnşallah bu sezonda köylerdeki bütün sorunlarımızı sıfırlayacağız. Tabii ki sorunlar devam edecek. Altyapı sorunlarından bahsediyorum. Evet. Yaklaşık bu dönemde 40 bin metre taş, 16 kilometreye yakın ikinci kat asfalt, 7 kilometre birinci kat asfalt, köy içleri de dahil olmak üzere bitirdik. İnşallah bulunduğumuz bölgeye Uşak'taki Uşaklı misafirlerimizin gelmesi için de bizim dere yolu dediğimiz kısa yolda da hocalardan Süzören'e kadar genişleterek birinci kat asfaltını da yaparak buraya misafirlerimizin daha iyi şartlarda gelmesini sağlayacağız. Peki bir de kararlı sporumuz var. Evet. Mücadelere devam ediyor. Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Biz önce sosyal altyapı dedik. Daha sonra spor altyapısı dedik. Spor altyapısında stadımızın stadımızı düzenledik. Çim halı sahamızı yaptık. Daha sonra Karahallı gençlerden oluşan, özellikle belirtmek istiyorum, Karahallı'da ikamet eden gençlerden oluşan bir takımla ikinci amatöre mücadeleye başladık. Şu anda playoff'a yükseldi takımımız. İnşallah bir son maçında kazanarak önümüzdeki yıl Uşak 1. Amatör Ligi'nde maçlarını devam edecektir. Yani, sporda da başarıyı elde ettik sayılır. Yani diyorsunuz ki sporda da kararlılığı artık tekrar eski günlerine geçireceğiz. Aynen öyle. Ben kendim de eski bir milli futbol hakemi, Süper Lig gözlemcisi olarak takımımızı inşallah Bal Ligi 3. Lig'e de çıkarız. Tabi burada bu biraz büyük iddia gibi oldu ama kararlı iş adamlarının desteğiyle de bunu sağlayacağız. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İnşallah bereketle birlikte buradaki sosyal hayat da canlanır. İnsanlar buraya gelir, eğlenir. Bir nebze olsun o şehrin hengamesinden kurtularak rahat bir nefes alır. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu an Karahallı'da ilgilenmesi üyemiz Durmuş Yavuz'dan sonrasında yine bir Karahallı'nın yetiştirmiş olduğu bir değer daha var. Ali Topçu Belediye Başkanı, Zavat Başkanım. Öncelikle dere bölgesinde Çırandıraz'da bir Çırandıraz Park açılışı yaptık. Neler söyleyeceğiz? Öncelikle bunun hakkında bilgi verir misiniz? Ben teşekkür ederim. Tamam. Bu parkı buraya yapan arkadaşa önce teşekkür ederiz. Buraya bir vizyon kazandırdı. Ayrıca bizim etkinliklerimizde burada piknik alanımız devam ediyor. Bu hafta içerisinde aynı şekilde bizim de hizmet alanımız açılacak. İhale yapılacak. İhale yapılacak. 3,5 milyondan çıkıyor ihaleye. Onu faaliyete geçirdiğimiz zaman tekrar TKDK ile yaptığımız bungalovlar ihalesi var. Evet. Burayı turistik bir yer yapma amacındayız. Bu restoran açan arkadaş da
bizim buranın çalışmalarına katkıda bulunmuş oldu. Ona da ayrıca teşekkür ederiz. Yani diyoruz ki Kararlı Çıramdıras bölgesinde artık geniş bir yaşam alanı var. Uşak'ta çevre illerden dahi sıkılanlar, bunalanlar gelsinler burada ferahlasınlar. Burada cumartesi pazar gün en az 500 araba giriyor. Evet. Burada özel idarenin beraber yapacağımız esas onların önderliğinde Pepuzo'ya yürüyüş yolu Çıramdıraz'dan başlayıp ahşap yapısı var. Bu yaz o da tamamlanacak. Bu şekilde yemek yeme yerlerimiz, oturma kalkma eğlence yerlerimiz tam vaziyette buraya faaliyete geçireceğiz. Peki başkanım, Kararlı demişken Kararlı'daki çalışmalarımız nasıl? Kararlı'daki bildiğimiz kadarıyla birçok eskiler tamamlandı. Yine yeniliklerle de devam ediliyor. Şu anda Kararlı'da en büyük projemiz içme suyu projesiydi. 68 milyon ihale yaptık. Şu anda inşaatı devam ediyor. Depolar yapılmakta. Ayrıca şu anda kapalı pazar yerimizi, gıdayı daha önce yapmıştık geçen sene. Bu sene de sebze pazarını yapıyoruz. Orası da 3,5 milyondan ihale yaptık. Uşaklı bir arkadaşımız aldı. İnşaatına başladı. Gene kaldırım çalışmaları ve yol çalışmalarımız, döşemelerde devam ediyor. Tekrar Karancak Tepesi'ndeki pikniği alanımızda yakın bir zamanda o da faaliyete geçecek. Peki başkanım, kararlılara ve Uşak halkına vermek istediğiniz mesaj son olarak nedir? Kararlı halkına ve Uşak halkına vermek istediğim mesaj şu. Genellikle bizim piknik alanında Çıramdıraz'ı Uşaklılar kullanıyor. Evet. Bu arkadaşlar buraya geldiğinde benim onlardan tek isteğim temiz kullanmaları, nasıl temiz alıyorlarsa o şekilde tertemiz bırakmaları. Benim onlardan fazla burada bir isteğim yok. Aslan yattığı yerden belli olur. Onlara da güzel bir hizmet edelim biz burada. Teşekkür ederiz. Biz teşekkürüz başkanım. Evet sevgili izleyicilerimiz, yine Kararlı'da Çıramdıraz Park'ta açılıştan sonra görüşmelerimiz devam eder ve yine Kararlı meclis üyemizle beraber efendim. Şu an yeni bir işletme açılışı yapıldı. Kararlı'ya Uşak çevresinde hizmet verecek olan bir yer açıldı. Ne söyleyeceksiniz öncelikle? Valla öncelikle bu işletmeyi açan arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Çünkü Kararlı Çıramdıraz'da böyle bir yere gerçekten ihtiyaç var. İyi, güzel bir yer olmuş. İnşallah bol kazançlar dilerim arkadaşlara. Bu kadar. Bu kadar. Peki hazır İlgilenme Meclisi demişken, İlgilenme Meclisi'nin İl Özel İdaresi'nin kararlı için yaptığı çalışmalar veyahut da yapamadığı, yapmak istediği eksiklikler bir muhalefet olarak nereye söyleyeceksiniz? Valla genelde istediklerimizi yapıyoruz yani. Çok fazla eksiklikler yok. Kararlı'nın diğer ilçelere göre daha az köy olduğu için çok fazla zorlanmıyoruz yani. O yüzden hizmetler... Evet, hizmetler bence rahat gidiyor. Tabii muhtar arkadaşlar bilmiyorum memnun mudur değil midir ama biz AK Partili arkadaşlar birlikte çalışıyoruz. Kararlı'ya yeterince hizmet veriyoruz diye düşünüyorum. Yani diyorsunuz ki siyaseti kararlı için yapıyorsunuz. Aynen, aynen. Peki teşekkürler. Efendim sizi tanıyalım. Ben Garayak Uslu Muhtarı Erkan Türkay. Hadi Erkan Bey, Garap'ta neler var? Çalışmalar nasıl? İhtiyaç eksik ya, var mı? Yok, eksiklerimiz yok ya. Normal gideriyoruz yani eksiklerimizi. Gereken her şey yapılıyor diyorsunuz. Yapıyoruz. Evet. Peki bu dönemde şu an malum harman dönemi yaklaşıyor. Çevrelerde bilhassa Eşme tarafında da biraz zayıflık var. Harman ekinlerden dolayı. Sizdeki durum nasıl? Valla bizde de zayıf. Yağmur yağmadığından bizde de zayıf. Yani tütünler olsun, arpa buğday olsun zayıf. Yani şeyde zaten gübreyi şey olmadığından anlatamadı arkadaşlar. Yani onun için zayıf, pahalı olduğundan çok az attılar. Onun için zayıf yani mahsullar ondan zayıf. Bir de yağmur yağmadı. Ondan zayıf. Zayıf yani. İnşallah. Allah İnşallah. Ama peki İnşallah. Şöyle bir şey. Şimdi geçtiğimiz Ekim döneminde mazot bilhassa 6 lirayı civarındaydı. Evet. Şimdi 26 lira. Harmanı geçirdik diyelim. Peki yine Ekim döneminde bu çiftçi ekinini ekebilecek mi? Zor. Zor. Gittikçe zor alıyor ya. Gittikçe zor alıyor. Yani ekmesi zor. Gübreler de yine hakeza onu oraya. Evet, gübre peki, çok. Arpanın, buğdayın fiyatları da nasıl olması lazım sizce kurtarabilmesi için? Kurtarması için şimdi 10 lira olacak en azı. En az 10 lira olacak. Tabii canım. Evet. En az 10 lira olacak yani. Fazlası var da kurtarması için.
Peki şöyle bir avantaj olabilir mi? Şimdi her sene harman döneminde tam fiyatları edeceği zaman limana gemiler, tahıllar yanaşıyordu. Bu sene Rusya'nın savaşıyla Ukrayna evet. tarafından pek bir şey gelmeyecek. Peki fiyatlar artar mı sizce? Artar. Artar zaten fazla evet. Evet. Peki teşekkür ederim. Efendim hemen sizi tanıyalım. Arfaklar Köyü Muhtar Ali Osman Yücel Gün. Ali Bey sizin neler söyleyeceksiniz? Ya bizim Allah'a şükür şimdilik eksik noksan yok. Sağ olsun encümenimiz çok yardımcı oluyor Erdal abi. Türkiye liseler arası futbol müsabakalarında son 8 takım arasına girerek bizleri gururlandıran Uşak Spor Lisesi'ne teşekkür ederiz. Okul adına ödülü almak üzere Uşak Spor Lisesi Müdürü Sayın Yakup Karapınar'ı sahneye davet ediyorum efendim. Bir alkışlar mıyız? Sayın Yakup Karapınar hocamıza ödülü vermek üzere Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Sayın Osman Kocabıyı sahneye davet ediyorum. Biraz oradan veriyor. Bizler de başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 2021-2022 sezonu Uşak 1. Amatör Kümede şampiyon olup, Uşak şampiyonu olup, bölgesel amatör lige çıkan Budaklar Spor Kulübü'nü tebrik eder. Ödülünü almak üzere kulüp başkanımız Sayın Basri Tufan'ı ve antrenörü Sayın Ayhan Çelik'i sahneye davet ediyorum. Ödülünü vermek üzere Sayın Hüseyin Güler Beyefendi alkışlarınıza sahneye davet ediyorum efendim. Buyurun lütfen. Ayhan Hocam biraz daha şuraya doğru gelirsek. Kolor var. Temiz bir şey ayarlarsak. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun inşallah. Gülle atma branşında şehrimize dünya şampiyonluğunu getiren Ali Peker'i ve antrenörü Çağrı Oflaz'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ödülünü vermek üzere Sayın İbrahim Erdem'i yine alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Hay maşallah. Vallahi. Vallahi dosta güven, düşmana korku veren bir görüntüyle bir alkış daha alalım. Rabbim başarılarınız daim etsin inşallah. Yolunuz açık olsun. Şehrimizi ve ülkemizi en iyi yerlerde temsil edin inşallah. Amatör spora vermiş olduğu katkılarından dolayı ödülünü almak üzere Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürü benim de teşriki mesaim olduğu Sayın Mustafa Tuna'yı sahneye davet ediyorum efendim. Alkışlarınızla. Ödülünü Sayın Mustafa Tuna'ya vermek üzere Sayın Gökhan Güven'i alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Eyvallah. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza spor dalında yön vermiş tüm yöneticilerimize, tüm hocalarımıza bir alkışla onları almak istiyorum. Gerçekten kötü alışkanlıklardan alıkoyan, spor, sanatla uğraşan herkese canı gönülden buradan tebriklerimizi gönderiyoruz. Amatör spora vermiş olduğu katkılarından dolayı ödülünü almak üzere Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Zeki Çakır'ı sahneye davet ediyorum efendim. Ödülünü vermek üzere ise Sayın Tuğba Hacım'ı da alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ederiz.
Başarılarınız daim olsun diliyoruz. Ve şimdi de son olarak amatör spora vermiş olduğu katkılarından dolayı ödülünü almak üzere Uşak Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Ümit Acar'ı alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Ödülünü vermek üzere Sayın İsmail Yeldanlı'yı yine alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Bizler etrafımıza, çevremize, çocuklarımıza sporu, sanatı, resmi, tüm bu branşları ne kadar çok fazla onlara yayarsak ve ebeveynleri olarak anne babalarına bunları ne kadar çok yönlendirirsek gerçekten geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza çok güzel bir gelecek. Yani bu zor günlerimizde işte haberlerde duyduğumuz bu kötü haberlerden almayız. Ve hepinize vermiş olduğunuz emekten dolayı gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz heykeli dikilecek, çocuklarımızı yetiştiren, yani bir fidanı dikmek, onu yetiştirmek gibi aynı şekilde. O yüzden biz sahnedeki müzisyen arkadaşlarımıza sizleri bir alkışlamak istiyoruz. Evet, şimdi de artık beklenen zaman geldi. Ben sanatçımızı çok sözlerle, hani kelimeler kifayetsiz kalır ya, aynı o şekilde. Kimimizin gençliğine, kimimizin de hüzünlerine, kimimizin aşklarına, aşıklarına eşlik eden birçok şarkının sahibi ve söz yazarıdır kendileri. Belki Anılar parçasını Coşkun Sabah'tan dinlerken aşık oldunuz. Belki de Zeki Müren'den dinlediğiniz Kahır Mektubu şarkısıyla hüzünlendiniz. Ve 7'den 70'e herkes tarafından bilinen o kuvvetli alkışlarınız, elleriniz acısın. Alkışlarınızla Ahmet, Selçuk, İlkan. Ben ayrılıkların şairi, yalnızların ozanıyım. Evet, bir yerde ben ayrılıkların şairiyim ama İnanın ki sizler benim için mutlulukların şiirisiniz. İlk kez geldim. Yağmurla Gelen Adam filmi vardı ya. Yağmurla gelen bir şair olarak bereketiyle gelmişsem ne mutlu bana. Evet, Cilandras'ı o kadar anlattılar ki bana. Dedim ki Doğulu'ya gideceğim. Ama benden önce yağmurlar geldi. Değil mi İbrahim Bey? Ama nihayet Rukiye'nin de dualarıyla yağmurlarla durdu koşarak. Sizinle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum şu anda. Şu saat, bu saatten sonra hiç saate bakmayın. Eğer bir yere bakmak istiyorsanız en çok sevdiğinizin gözlerine bakın. Çünkü bir gün o gözleri kaybederseniz bir daha bulamazsınız. Onun için gözler kalbin aynasıdır her zaman demişim. Onun için sevenler ve sevilenler ama mutlaka en çok sevdiklerini zamanında ve anında kucaklasın, sevsin, kıymetini bilsin diyorum. Ben yıllar önceydi, İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dil Edebiyat Fakültesi'ne ilk girdiğim gün karşımda öyle güzel gözler görmüştüm ki o zümrüt gözlere vuruldum. İbrahim Bey o gözleri görür görmez hayatımın ilk şarkısını o zümrüt gözlere yazmıştım ve o zümrüt gözlü şarkımı da zümrüt gözlü bir sanatçıya götürüp vermiştim. İyi ki vermişim. Emel Sayın'dı o değerli sanatçı adı. Ve işte ilk şarkım da buydu benim. Gözler kalbin aynasıdır. Evet. Halil'cim, işin en ilginç yanı ne biliyor musun? Ya bu yazdığım her şarkı İbrahim Bey ve Durmuş Bey. Sevgili kaymakamımız nerede? Ben onu Sayın Kaymakamım, çok mutlu oldum. Onur verdi. Sayın Belediye Başkanı da burada galiba. Öyle değil mi efendim? Burada mı? Bilemiyorum ama buradan göremiyorsam da gönülden sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Nasılsa dostuz böyle. Gönülden gönüle, değil mi Şahin? Kalpten kalbe yol gidiyor. Bunu söylemeden geçemeyeceğim Gökhan'cığım. Ya yazdığım her şarkıyı ne mutlu bana ki ülkemizin ayakta alkışlanan bütün sanatçıları sevdi. Bütün müzik severler
sevdi. Belya ödüller verdi ama hanımefendi o zaman hayattaydı. Sayın Kaymakamım Barış Manço Moda'da Edibat Bayram oralarda benim o gönülden üstüne titrediğim hanımefendi orada her gece şiirler yazıyorum Gökhan'cığım. İlk vapurda karşıya geçiyorum. Moda sahiline gidiyorum. O güzel kızımız, o gönlümün o ne diyeyim prensesine şarkıları okuyorum, şiirleri okuyorum. Ya ne okudumsa beğenmedi. En sonunda beni de beğenmedi. Çekip gitti vallahi. Ben de arkasından kulakları çınlasın diye bu şarkıyı yazdım ona. Senin de saçına kar yaşar olacağım, elbette kalbimi bir yakacağım, yalnız kalacaksın üstünde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.